Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Türk Anneler Derneği Balıkesir Şubesi'nden Sağlık Komitesi Başkanı Ayşe Konuk'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk programımıza. efendim. Bugün tabii Ramazan'ın artık son günleri. Evet. Hemen bayram öncesindeki telaşlar çok fazla. Biraz da sizin derneğinizin bu aşamada yardım ettiği kişi sayısı da bir hayli fazla. Bayağı. Ramazan boyunca erzak yardımları, şimdi çocuklar giydiriliyor. Evet. Yine fitre ve zekatların hani dağıtıldığı bir Evet. dönemde. Dernek çok faal ve yoğun. Ben Evet. bu yoğunluk arasında bize vakit ayırıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Siz ne demek? Ayşe Hanım, tabii Anneler Derneği çok güzel işlere imza Evet. atıyor. Biz de bayrama girmeden önce neler yaptınız, hem bunları izleyicilerimizle paylaşalım, hem de bundan sonrası bayram var, ardından işte okullar açılacak. Evet. Bu süreçte neler planlıyorsunuz, ne gibi talepler var, cevap verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz, izleyicilerimiz nasıl katkıda bulunabilir? Bunları Evet. sohbetimizde paylaşalım istedim Sağ ben. ol, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Bize bu programda yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Valla Ayşe Hanım bildiğiniz gibi biz çok yoğun çalışan bir şeyiz, grubuz. Her komite kendi başıyla ama tabii bir başkanımız var. Başkanımızla beraber çok yoğun çalışıyoruz. Şu anda erzaklarımızla meşgulüz. Sağ olsun Balıkesir iş adamları olsun. Balıkesir esnafları yani durumu olmayan dahi bir torba erzakla bunu benim var olmayana daha verebilirsiniz mutlu olurum diyenler çok fazla. Tabii bunu muhalle arkadaşımız o ayarlıyor. Ama bunun yanı sıra fitre, zekat, öyle paralara çok ihtiyacımız var. Çocuk giydirmeye çok ihtiyacımız var. Ben mesela astım hastası olduğum için sıcakta çıkamıyorum ama biri bana telefon ettiği zaman o sıcak demiyorum. Sıcakta gidiyorum o parayı alıyorum. Yerine yerleştiriyorum. Ne arzu ediyorlarsa onu yapıyorum. Daha çok benim Çevre grubu olsun, Balıkesir esnafından olsun, giysi. Yani geçen mesela arkadaşım biri telefon etti bana. Bir çocuk giydireceğim dedi. Tamam dedim. Arkası arkasına telefon devam etti. Dört çocuk dedi. Derneğime geldim. Ben dört çocuğu ayarladım ama daha dernekte bir sürü çocuk var giydirilecek. Bunun hepsi giysi istiyor. Şimdi elimizdeki ikinci el giysilerden veriyoruz ama ben yeni istiyorum dedim ya diye bizim içimiz gidiyor. Biz çoğu zaman arkadaşlar aramızda topluyor, alıyoruz bunu. Sağ olsun hiç el cepten çıkmıyor bizlerde. Arkadaşıma indim dedim ben çıkmayacağım derneğe dedi. İndim aşağı dedim arkadaşım böyle böyle. Ya mümkünse kaç çocuk varsa getir dedi. Bir çocukken sekiz çocuğa çıktı ve götürdük mağazaya. İstediklerini giysinler dedi. Kati sürede. Orada istediklerini giydirdik 8 çocuğa. Oradan çıktık. Ben ayakkabıcıya da götüreceğim dedi. Tamam dedim. Ama sağ olsun. Hakikaten çok yardımcı olanlar var. Ve yanı sıra bana üniversite öğrencilerinden ben daha çok anlatıyorum. Başkanım gibi şeyimiz durmuyor. Ama bizim artık o kadar içimize işlemiş ki Ayşe Hanım bu program. Yani nereye gidersek gidelim derneğimizi anlatıyoruz. Ay şu ihtiyacımız var, bu Ama ihtiyacımız şimdi var. anlatmadan da dertlere çözüm olmuyor. Şimdi değil mi? Çözüm Hani olmuyor. mesela bahsettiğiniz kişi bir çocuk sevindirmenin ne kadar güzel olduğunu bilen, onunla da mutlu olan bir insan ama Evet tabii. neden biri 8 yapmayayım diye koşullarını zorlamış. Evet. Ne kadar güzel. Böyle zaten kişilerin sayesinde bizim toplumumuzda sosyal patlamalar olmuyor. Ben ona inanıyorum. Evet. Yoksa o boynu bükük giren bir çocuğumuz bayrama mutlaka içindeki Ay nefretle başka çok. bir şekilde Tabii. O duygularını kanalize edecektir değil mi Tabii. topluma? Ama Tabii. böyle hani merhamet duygularını yüksek bir şekilde hisseden çocuklarımız hani bu farklı açılardan Evet. onların da topluma kazanımı daha Çok başka ihtiyacı var. olacaktır. Yani şimdi Ayşe falan, yani çocuklar geliyor. O kadar şey durumda geliyorlar ki. İstedikleri çok büyük bir şey değil ya. Ufacık şeyden mutlu oluyorlar. Bazen diyorum arkadaşlar, ay arkadaşlar bize annemiz bayramlık kaldığı zaman yastığımızın altına koyuyorduk. Bayram sabahı kalkıp onu giyiyorduk. Mutluluktan uçuyorduk. Hakikaten yoktu o zaman. Yani ne yapacağımızı şaşırıyorduk. Bir ayakkabı alıyordu, artık onun tozunu siliyorduk. Onu hazırlıyorduk. Çoraplarımızı için hazırlıyorduk. Giysilerimiz öyle. Yani şimdi çocuklar hakikaten ihtiyaçları var. Yani sevinçlerini anlıyorum. O çocuklar çok farklı düşünüyor. O gün giydirdi arkadaşım. Yani 8 tane çocuk böyle arkamıza dizdik. Eşim görmüş. Dedim böyle böyle çocukları giydirdik. Ay, hakikaten herkes çok mutlu oluyor.
Yani şimdi eşim de derneğim ben böyle anlattıkça eşim de artık içine işlemiş ki sanayide çalışıyor kendisi. Orada burada anlatıyor. Fitre gönderen oluyor, zekat gönderen oluyor. Akmasa da damlayanlar oluyor. Damlaya damlaya göl olur diyen hesap. Yani hakikaten çok güzel birikim yapıyorum. Yani ben kendi şahsıma, bütün arkadaşlarım öyle ama. Yani o kadar yoğun çalışıyoruz ki bu Ramazan. E şimdi Ramazan bayramı diyoruz. Arkadan eğitim geliyor. Evet. Ramazan'dan sonra okullar açılacak. Bu sefer okul formaları çocukların. Formalara ihtiyaç var. Eşofmanlara ihtiyaç, spor ayakkabı, çanta. Kırtasiye çok büyük ihtiyacımız var. Yani buradan da duyurulur. Bize kırtasiye getirirlerse büyük ebatta defterler, kareli ve çizgili defterlerden. Yani kendileri getirsinler. İstemiyoruz. Biz parasını da tamam parayı da verirlerse alırız ama kendileri getirmeleri bizim daha hoşumuza gidiyor. O çocuklara verdiğimiz zaman çocuklar mutluluktan uçuyor. Benim de oldu defterim, kalemim diyen çocuklar çok fazla, inanır mısınız Ayşe Hanım? Şimdi yani, toplum arasındaki hani o gelir dağılımındaki makas açıldıkça bu kesimlerin birbirini görme olasılığı da azalıyor. Evet. Eskiden tabii şehirlerimiz küçüktü. Bir mahallede hem fakiri hem zengini bir arada bulunuyordu. Evet. Öte yandan okullarımızda zengin çocuk da fakir çocuk da aynı sıraya oturabiliyordu. Şimdi hatta çarşımızda bir arada dolaşabiliyordu. Ama şimdi zenginlerin çarşısı ayrı çok oldu. Çok farklı. Okula ayrı oldu. Artık askere de gitmiyorlar. Hani yani şunu demek istiyorum. Zenginle fakirin karşılaştığı yer artık neredeyse o kadar yani azaldı ki. Artık. Ben korkuyorum ileride böyle Hindistan gibi böyle bir kast sistemine mi döneceğiz diye. Çünkü iki şey temas etmiyor birbirine artık. Mümkün öyle değil. Öylesine bir döneme Mümkün geldik. Okulda karşılaşırsınız iki yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı durumu ne olursa olsun birbiriyle okulda karşılaşırdı. Evet. Okulda olmadı üniversitede karşılaşırdı. Şimdi tabii. Özel üniversiteler var. Yine zenginler özel üniversiteye gidiyor. Evet. İşte en son nerede karşılaşırlardı? Askerlikte karşılaşırlardı. Evet. Birbirinin halini anlardı. Ama şimdi bu gelir dağılım açıldıkça makas fazla oldu biraz. Bunlar birbirleriyle karşılaşamaz oldu. Zenginle fakir karşılaşamaz evet. oldu ve sizin gibi köprülere ihtiyaç çok fazla var. Şimdi sizin dediğiniz hikayeler olur mu canım diyen de vardır Balıkesir'de. Evet. Bunu yaşayan var. Da var mı diyen var. Oluyordur. Siz gördüğünüz zaman hala belki şok geçirdiğiniz görüntüler de vardır. Yani evet. bu zamanda hani bu şehirde bu olabilir mi diye değil mi? Düşündüğünüz çok, şeyler de çok olabilir. Çok farklı. Çok farklı Ayşe ama hakikaten ben şöyle bakıyorum. Yani ben oğlumun sınıf arkadaşlarından bakıyorum. Çok zenginler, çok fakirlerle tamamen tersler. Sınıf arkadaşı olmuşsun zamanında. Evet. Hani birbirine paylaşmışsın, bir şeyler bölüşmüşsünüz. Ama bu bölüştüğünüz, paylaştığınız şeyleri sonuna kadar götürmek çok güzel bir şey. Evet. Bunu sonuna kadar götüren yok. Hı hı. Ben zenginim nasıl olsa ben arkasını boş ver deyip dönenler de çok. Tabii aslında ben o niyette de yaptıklarını düşünmüyorum ama ne yapıyorlar hani bir iş hayatının içerisinde bir koşuşturmacası oluyor. Herkesin evet. kendine göre bir hayat devinimi oluyor. Tabii. Belki öbür ihtiyaç sahibi insan da ona gitmeye cesaret edemiyor. Kapısını evet. çalmaya cesaret edemiyor. Evet. Böyle de belki olabilir hani dediğiniz gibi belki de sizin dediğiniz gibi düşünenler olmayacağını çok az, ümit çok ediyorum. Çok aza kaldı Ayşe Hanım. Yani hakikaten ben böyle düşündükçe çok aza kaldı. Şimdi ben içinde olduğum için bu durumu çok iyi biliyorum. Hı hı. Dedim arkadaşlar ilk çapta bizim burs vermemiz çok zor oluyor. Ben bunu dedim burs parası kazanmam lazım. Yemek komitesi arkadaşımız Münever Başçivi. Dedim Münever Hanım ben de böyle ya yapabileceğine hastasın. Dedim ben bunu yapacağım ama insanları toplayalım. Benim dedim kendim dedim yardıma gittiğim arkadaşlar var, komşular var. O hemşerim var benim kendim sağ olsun hiç bir dediğim eki etmez. Bütün işini bırakır hele derneğe yardım dedim de koşa koşa geliyor. Evimin çok büyük bir tarısı var. Hı hı. Bu tarısımda ben gece saat 2'de kalkıyorum hamurumu tutuyorum. Bu sene 75-80 kilo undan yufka yaptım. Maşallah. İki gün yaptık. Ve inanır mısın 3-4 günde yufka bitti. Yani bir ordaya yetecek kadar evet, yufka yapmışsınız herhalde. Yaptık. 2 sac yakıyoruz. 70, bölüm bölüm 2 kişi. Yani 10 kişi açtı. 2 kişi pişirdi. Katladık böyle böreklik. Tatlılık yufka. İnanır mısın 2 günde ama 3-4 günde bitti yufkamız. Alan çok mutlu, çok memnun. Çünkü içine konan malzeme çok güzel. Sağ olsun esnaflarımızdan un verenler oldu. Benim kendi arkadaşlarımın cepleri hiç kapanmıyor.
Sağ olsun dediler, al masrafı bizden, orada şey olmasın. Yumurtasıydı, sütüydü. Yufkamızı sırf yumurtayla, suyla yaptık. Erişte yaptım. 50 kilodan sırf yumurta ve süt eşit koydum. Ama hakikaten çok lezzetli bir şey oldu. Ki tadı damağında kalan seneyi bekliyor. Seneyi bekliyorum diyorum. Ay ne olur seneye bırakma, bir ara daha, daha yapayım yani istiyoruz. Şey gelmeden, kış gelmeden erzaklar bitti yani. Bitti sizin erzaklarımız. Yani kalmadı. Hı hı. 55 kilo erişteydi. 55 kilo erişte bana mısın demedi. Evet. Yani bayağı şey yaptı. Bunların yuktan satışını yapıyorsunuz. Satışını yapıyoruz zaten. Etrafa telefon ediyorum birkaç yere. O ona söylüyor, o ona söylüyor. Kimi 20 istiyor, kimi 40 istiyor, kimi 100 istiyor. Hı hı. Yufkalardan. Yani yufkanın lezzetini alan seneye beni unutma diye telefon ediyor. Evet, bu kadar. İnşallah seneye de Allah izin verirse. Belki bir 80 yine de, daha olsa olacak. Yani olsa olacak. Hı hı. Yani olsa olacak Ramazan yufkası, Balıkesir'in öz şeyi, o yiyeceği. Yani bunu yapacağız yani herhalde Allah izin verirse. Evet. Seneye de herhalde 100 kilo olur bu Ayşe Hanım artık, bilemeyeceğim bu gidişle. Çünkü istek çok fazla. Evet. İsteğiniz nasıl çok fazla. İyi bir gelir elde edebildiniz mi bari? Ettik ya, çok esas şükür. Esas amacınız hani çocuklara burs sağlayabilmek. Evet. Burs parası için yaptım bunu. Hı-hı. Ve dedim Zeki Hanım, bu burs parası Zeki Hanım kuruşuna kadar çocuklara helal hoş olsun. Emeğim şey değil, içten gelen bir şey. İnanır mısın çok rahatsız bir insanım Ayşe Hanım ben. Kronik astım hastasıyım. Dizimin biri ameliyatlı, biri de ameliyat olacak. Protez takılma durumu var. Ama bu halle hamur yoğuruşum falan müthiş bir derecede eşim takılıyor bana. Sizler süper annelersiniz zaten. Yani yapıyoruz. Elimizden geldiğince. Yani bir ben olarak değil, bütün arkadaşlar böyle çalışıyor. Ajansız ve kuruluşundan beri varsınız değil mi? İlk kurucularından. Yani. 21. üyesiyim. Evet. İlk kurucularındanım. Kaç yıl oldu? 22 yıl. 22 Allah izin verirse. Evet. Şimdi ben 2000 yılından beri diyeyim. Evet. Dernekteki anneleri tanıyorum aşağı yukarı. Hani diyorum ne yapıyorlar, hani bir kozmetik firmasına falan sırrınızı söyleyin çünkü yani 2000'de nasıl görüyorsam sizleri, evet, hala aynı şekilde görüyorum çünkü evet, maşallah hepinizin ne bir cildinde bozulma var ne çok teşekkür ederim. Çok bir, teşekkür ederim. Çökme var. Hani Zekanı o hani mesela DNA'yle evet, hala koşturur. Sizler o şekilde. Yani böyle bir sanki gençlik geliyor size de orada. Bir enerji geliyor. Bu demek ki diyorum bir yerde Allah'ın lütfu. Yani iyi yolda işe koşturuyorsunuz. Ben de sizin yardımcınız evet, olayım mı diyor. Evet. Valla işte biz hakikaten Ayşe Hanım öyle bir şey ki derneğe girdiğimiz zaman kendi sağlığımızı unutuyoruz. Yani bütün arkadaşlarım hakikaten arkadaşımın birine şey var, 0-6 yaş grubu olarak çalışıyoruz biz. Biz de 0-6 yaşlar şey olmayız. Derneğe girdiğimiz zaman hepimiz hastalığımızı unutuyoruz. Ben akşam oldu muydu nefes alamıyorum, sırtımın ağrısı diyorum çok fena. Yani ne yaptım yine acaba diyorum. Ama ya bir hastamı götürmüşümdür veyahut da bir şey yapmışımdır. Yani muhakkak bir şey oluyor, ortam oluyor. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Onlarla uğraştığımız için diyorum ben bunu yaptım da ondan diyorum. Ama boş ver şimdi geçer diyorum. Nasıl olsa güzel bir şey oldu benim bu artık diyorum. Yani anlatıyorum eşime. Ya diyor sen koşturmakla yorulmamışsın. Bir de bunu anlatmaya kalkıyorsun bana diyor. Diyorum paylaşacak insan arıyorum. Gelinim arıyor. Ne yaptın anne bugün? Kızım şunu şunu. Ne yorulmadın? Yok kızım hiç yorulmadım. Hasta da değilim. Yani hakikaten zinde çalışıyoruz. Tabii. Allah herkese sizin gibi tabii anne kayınvalide versin. Evet. Yani bu sağ anlamda ol, çok şimdi enerjinizi hayırlı işlere kanalize ediyorsunuz evet, değil mi? Şimdi evet, bunları yapmasanız ailenizdeki belki huzur da farklı olur yani. Tabii çok farklı. O çok farklı. İnanır mısın eşime anlatıyorum. Eşim de yani sanayide anlatıyor. Yani o da bir şeyler yapmaya çalışıyor bana, destekliyor. Yani para veren oluyor, bir şey veren oluyor. Onlar da getiriyor, ben de yerine yerleştiriyorum. Çok da mutluyum yani. Evet, maşallah. Tabii burs başvurusu çok fazla var değil evet, mi? Evet, çok fazla inşallah. Günden güne artıyor da herhalde. Öğrenci vallahi, sayısı arttığı için mi artıyor? 100 öğrencimiz var, inanır mısınız? Böyle kısıtlayarak gidiyoruz. Çünkü pazarı, yani çocuklara veremeyeceğiz diye korkuyoruz. Ama Allah bize bu gücü kuvveti verdiği sürece biz daha çok paralar veririz. Çok paraları kazanırız. İnşallah. Çok da mutlulukla kazanırız yani.
Hiç tabii. Yapamazsak gözleme yaparız, satarız, yine çocukların paralarını evet. veririz yani. Şimdi tabii genç yaşta emekli olan çok kişi var. Onlara evet. da aslında dernek de olmak büyük şeyler katabilir değil mi? Yani sadece maddiyatta değil, insan emeğiyle de bir şeyler yapabilir. Tabii ya, maddiyat olarak değil, emek hakikaten. Yani şimdi derneğimin en küçüğü benim. Demeye de çekiniyorum yani, en küçüğüm demeye, ben de yani yaşlarımız bayağı var artık, yani az buçuk değiliz. Yani onun için yani anlatıyorsun ya, kızım siz de gelin bak böyle böyle. Ya onlar anca geziyorlar protokol gibi, yani özel günlerde şurada burada. Yani kim nereye gider, ben zenginlerle gezdim, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Yani o olmuyor. Tabii bazı şeyler nasip meselesi. Yani nasip meselesi de birazcık gençlerimiz eğilse çok iyi olur Ayşe Hanım bu işe ya. O duyarlılığı sizler örnek oldukça kazanacaklardır. İnşallah, yani inşallah. Gördükçe. Çünkü bunlar inşallah. Hani görgü kültür meselesi, yani gördükçe yaparsınız bazı evet. bir şeyleri değil mi? Yoksa evet. onun dışında bilemezsiniz. Hani o ihtiyaç sahibi insanları görmeden de şehrimizde bunlar da var diyemezsiniz. Gerçi sosyal devlet anlamında hani devletimizin de birçok imkanı var artık, hani işte evde bakım alabiliyorlar evet. Vesaire. Ama tabii yetmeyebiliyor yani, hani günün koşullarında zaten durumlar çok farklı. Yani şimdi birisi maaş alıyordur ama o nüfusa bakıyorsa nasıl olabilir değil mi? Tabii. Mümkün değil. Çocuklarımız geliyor üniversiteyi kazanıp bir bakıyorsunuz aile zaten kendini çok yetemiyor. Zor. Çocuğu nasıl okutsun? Ya Ayşe Hanım öyle bir şey ki, geçen oturuyoruz. Çoban çocuğu ikisi de. Dağda bayırda şey yapan. Ama bu çocuğun biri zaten tıpı tutturmuş. Bu sene de biri girmiş. O da tıpı tutturmuş. İki tane çocuk da tıpı Bu çocuk ne yapacak? Kazanmış. Yok. Yok olunca mecbur çocuklar etrafa atılıyorlar. Yani bir şeyler almak. Yani o çocuklar için bir 50 lira dahi çok iyi bir para. Evet. Yani 50 lira, ya 50 lira ne ki? Yani pazara gidiyorsun, ne aldım ne verdim oluyor. Yani hiçbir şey alamıyorsun da, kasabı, peyniri, sütü, şunu bunu yok. Pazardan aldığın haftalık alışverişin. Yani bu 50 lira o çocuklar için o kadar önemli ki. Yani çok, yani çocuklara kıyamıyoruz ya. Kıyamıyoruz. Ben mesela yakından ilgilendiğim iki tane öğrencim var. Bir tane daha çıktı, üç oldu. Yani bir tanesi çocuk çöplerden kağıt toplayarak tıpı tutturan bir çocuk. Ne dershane görmüş, ne bile özel öğretmen görmüş. Yani tıp fakültesinde okuyor. Çok büyük başarı öyküleri de var. İstanbul tıpı tutturmuş, korkmuş oraya gitmeye. Balıkesir'e gelmiş, ufak orası, orada bir şey olmaz bana diye. Tesadüf karşıma çıktı. Yani hakikaten çocuğun psikolojisi de çok bozuk. Sağ olsun orada hocalar çok ilgileniyorlar üniversitede. Ama tabii yani o kadar bir yük almışım ki o çocuğun sonunu düşünüyorum. Bir tane eğitimde okuyan kızım var. Yani annesi okusun istemiyor. Baba vefat etmiş, emekli. Ama sürekli annenin kızın üzerinde etkisi şu. Bırak gel okulu, bir dilim ekmek eksik olsun, git kocaya. Kocaya gitmek kolay değil. Kocaya gittiğin zaman sonunu getirmek çok önemli. Tabii. Yani bunlar önce, çok yanlış bir... Kızım diyorum sonuna kadar varım. Bu sene o kızım da 3'e geçti Allah izin verirse. 4'e geçti pardon. Tıptaki 3'e geçti. Yani inşallah bu çocuklarımızı muvaffak olacaklar. Yani bir şeyler yapacağız. Arkadaşların gücüyle hep beraber. Tek başı olmuyor Ayşe Hanım. Tek elden ses çıkmıyor. Evet. Tabii yani ki. Ben bir yufka açımında 20 kişiyle yaptım. Tek başı olan bir şey mi? Değil. Yani ben yaptım diyemem ben ona. Derneğimizde de aynısı. Yani bir şey başarmamız, tamam başkanımız sağ olsun hepimizi yönlendiriyor ama biz artık o kadar kanımıza işlemiş ki yönlendirmeye gerek kalmadan biz kendi kendimize yapıyoruz onları. Yani bir şeyden para kazanmak çabamıza uğraşıyoruz yani. Evet. Bayağı uğraşıyoruz ama inşallah Allah muvaffak edecek. Tabii. Allah ömür verdiği sürece. Tabii. Bir de şimdi şey var, yani siz tabii 22 yıldır bu işin içinde olunca... Evet. 22 yılda kaç üniversiteler bitirmiş gençler var değil mi? Evet, onlar geldiğinde evet. herhalde çok büyük bir mutluluk oluyor. O mutluluk çok güzel bir şey. Bayramda benim mesela özel daha çok ilgilendiğim öğrenciler beni aradıkları zaman ben çok mutlu oluyorum. Yani çok mutlu oluyorum bugün. Yani Güneydoğu'da daha görev yapan eşi doktor olup evlenip doktorla evlenen kızlarım var. Oğlanlar öyle. Yani hakikaten çok güzel bir duygu.
Torununla geleceğiz diyorlar. Bu sene torunuyla bekliyorum. Torun bekliyoruz artık. Evet. Çocuklarıyla gelecekler. Yani bunlar mutluluk verici bir şey ya. O çocukların gönlünü almak, o çocuklarla beraber olmak. Hakikaten eğitimci arkadaşım çok üstünde duruyor. Her ay onları topluyor. Her ay onların ihtiyaçlarını çok yakından. Balıkesir içindekilerle, dıştakiler de geldikçe geliyorlar. Yani o çocukların bütün ihtiyaçlarını elimizden geldiğince her şeylere dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Evet. Hakikaten tabii orada çok koşturmacılarınız çok fazla. Tabii istekte bulunan çok kişi var sizden. Aşırı. Bunların tespitlerini nasıl yapıyorsunuz Ayşe Hanım? Yani şimdi her isteyenine de veriyor musunuz? Veremiyoruz. Hani? Veremiyoruz. Arkadaşlar onu incelemeye alıyorlar. Yani buradaysa eğer yani köylerine dahi haberi sallanabiliyor yani. Yani köy kısmından da olsun, şehir kısmından da olsun. Oturduğu semtten zaten belli oluyor. Ailenin durumunu zaten arkadaşlarımız özgeçmişini istiyor dilekçeyle. Çocuklara diyor çocuklar özgeçmişinizi bize düzgün yazarsanız paranız olur. Ya değilse bak yamukluk yaparsanız olmaz bu iş. Yani açık konuşmak gerekiyor. Yani onun için çocuklar da hakikaten düzgün dilekçelerini veriyorlar. Yine arkadaşlarımız yine soruşturuyor. Eğitimci arkadaşımız artık hiç elinden telefon düşmüyor. Biz de artık ona destek oluyoruz. Çünkü bir işi tek başına götüremiyorsun. Tek başa mümkün değil gitmek. Hepimiz şey yapıyoruz. Çocuğun aile durumu öğreniliyor, şey oluyor. Yani çocuk zaten kendini belli ediyor ya Ayşe Hanım. Geldiği zaman çocuğun en basit şeyi ben çoğu şeylerde dikkat ettiğimde eğitimci arkadaşı onunla ilgilenirken gözü böyle gelen ikinci el giysilerde oluyor çocukların. Yani güzel bir şey var mı biz de giysek. Hakikaten biz çocuklarımızı da çok güzel giydiriyoruz. Hepsine sıfır giydiriyoruz. Üniversite öğrencilerimizi. Sağ olsun esnaflarımız. Allah razı olsun. Şu mübarek gün birleri bin olsun. Mevlam onlara daha çok nasip etsin. Bize de versin. Giyeyim artık yani tabii. Diyecek bir şeyim yok. Tabii. İnşallah bizlere daha çok verirlerse bizler daha çok veririz. Çok da mutlulukla dağıtıyoruz. Tabii. Size de birileri destek olacak. Tabii. Siz bu yardımları sürdürebilirsiniz değil mi? Evet. Küçük bir aramız olacak. Aranın ardından yine izleyicilerimizle birlikte olalım. Sohbetimizi sürdürelim isterseniz. Küçük bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz değerli izleyicilerimiz. Anneler Derneği'nde komite olarak oldukça zengin evet. Bir dernek. Kaç komite var? Şöyle. Şimdi sekreterimizin komitesi var. Muhasiplerimiz var. Sağlık komitemiz var, eğitim var, çevre var. Yani sosyal hizmetler komitemiz var. Komitelerde gruplaşarak çalışıyoruz. Evet. Yemek komitemiz var. Yani bir şeyler kazanabilmek için. Siz işte sağlık komitesi ben sağlık komitesi. Evet. Ama hani bu Ramazan'da ek kazanç olsun hepsi diye yemeğe de. Evet. Böyle birbirinize de komiteler devamlı evet. Destek oluyor değil mi? Evet. Sağlıkta ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ayşegül Hanım sağlıkta şöyle. Önce yeşil kartımız vardı. Şimdi yeşil kart kalktı artık. Kimlikle gidiyoruz. Kimlikle gittiğimiz zaman öyle fakirlerimiz var ya ama derdini anlatamayan fakirlerimiz var. Sağ olsun hocalarımız çok destek çıkıyor. Yani kendime gittiğim zaman sıramı bekliyorum. Onları götürdüğüm zaman kapıyı tıklayıp bir şey sorabiliyorum. Hocalarımız sağ olsun buyurun Ayşe Hanım diyebiliyor. Ve götürüyorum şu anda da bayramdan sonra 4. ameliyat olacak galiba. 3 ameliyatımız var. Bir ameliyatımız guatr. Bayağı ağır geçecek. Genel cerrah yapacak. Bir ameliyatımız safra kesesi. O öyle. Bir arkadaşımızın sırt ağrısıyla gittiğimizde göğüslerinin çok büyük olduğunu söyledi. Onun ameliyatı var. Yani sırayla çıkıyor. Bir arkadaş hanımefendi var. İdrar zorluğu sürekli kaçırmakla. Onun ameliyatı var. Yani bunları da bayramdan sonra şu anda niyetli olduğumuz için bana dokunuyor hava çıkamıyorum fazla. İşte bu zekat işinde, fitre işinde, bağışlar işinde onlar da çıkabiliyorum. Onlar da nasip olursa bayramdan sonra hocalarımın desteğiyle Allah'a çok şükür hepsini halledeceğim. Hakikaten üniversitemizdeki hocalarımız da çok böyle yani özverili çalışıyorlar. Çok mükemmel. Üniversitemiz olsun, Atatürk Devlet Hastanesi olsun, Devlet Hastanesi olsun. Yani çok şükür her şeyde dik olarak çıkabiliyoruz yani. Hocalarımız çok destek oluyor. Evet. Özellikle burada tabii öğrencilerin de zaman zaman sağlık sorunları oluyordur. Onların tabii medikososyal genelde hani ilgileniyor ama sizden bu konuda da destek isteyen öğrenciler oluyor mu? Tabii oluyor. Şimdi ben Ayşegül Hanım gittiğim zaman
Yani öyle bir şey ki yüzde ilaç parası verdiğimiz zaman çocukların da olmuyor, fakirimin de parası olmuyor. Bu sefer ben hiç şey yapmadan, gel hadi kızım eczane bize verir diyorum. Gidiyorum eczaneye, kendim parasını veriyorum. Musul'dan anlamasın diye arkadan o ilacını alıp gidiyor. Yani bu insanları da küçümsemeyiz. Yok, yok olmayınca yok yani. İnsanlarım çok zor durumda Ayşegül Hanım. Yani bakıyorsun, kıyamıyorsun. Ben mesela geçmiş zamanda bundan 8 sene önce bir kızımızı ameliyat ettirdim İzmir'de. Ama tabii başkanımız da yardım etti, arkadaşlarımız da destek çıktı. Kızımıza anneden doğduğunda göz kipriğinin üstünde toplu iğnenin başı kadar bir kistle doğmuş çocuk. Bu kist büyüyor, nohut yarımı kadar oldu. Olmuş, annesi getirdi bana. Dedim, ben götürün bakın, burada birkaç hocalarımıza sordum, götürdüm. Dediler, kist damar atmış, bu beyine gider, ileride felç yapabilir. Allah korusun. Bunu yol parasını ayarladık, şeyini ayarladık, yeşil kartı vardı. Onunla gitti, İzmir'den Zeki Hanım araştırma yaparak hocayı ayarladı. Gittiler, maşallah şimdi genç kız aldı. Yani geliyor, boynuma sarılıyor. Ayşe teyzeciğim, beni sen niyetin. Yok kızım, ben niyetmedim, Allah yardımcın oldu senin. Hocalar yardım etti. Yani bunlar böyle bir takım işlerle uğraşıyoruz Ayşe Hanım. Yani göz katarak ameliyat olanlar oluyor. Onları götürüyorum. Sağ olsun hocalarımdan. Hani hepsinden çok iyi şeylik görüyorum. Tabii şimdi Türk Anneler Derneği'nin esas hani kuruluş amacı öğrenci eğitim ve öğrenciye destek olmak ama sosyal anlamda da toplumun ihtiyaç duyan her kesimine de el uzatıyorsunuz. Yani biz çok fazla açıldık Zeki Hanım. Zeki Hanım o kadar şey yapıyor ki yani ne görürsek ay bunu biz de yapalım olsun. Yani tabii görevlenin kendinize diyor. İstersen sen yap, istersen yap. Hangimize ne derse hiç kimse de işini yarım bırakmıyor. Hep tuttuğumuzu devam ettiriyoruz yani. Ramazan ayı nasıl geçti? Talepleri karşılayabildiniz mi? Size de çok fazla vallahi talep Ayşe var. Vallahi Ayşe Hanım çok zor, çok zor talebi. Yani taleplerini verebildik. Çok zorlandık. Sağ olsun esnaflarımız yani halk öylesine o kadar çok yoğun şey oldu ki. Yani ilk açıldığımız zamanlar bir iki tane erzak zor veriyorduk. Şimdi 600, 700, 800 erzak bana mısın demiyor. Evet. Yani çok yoğun çalışıyoruz. Sağ olsun yine de Allah bin kere razı olsun bize. Sayıp bize verip bize güveniyorlar. Tabii biz de bu güveni sarsmamak için elimizden gelen ne varsa her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Mesela bir erzağa geldiği zaman mahalle bakıyor bir arkadaşımız. Ben diyor sizin evinize getireyim diyor. Siz açık adresinizi verin diyor. Yani insanlar belli ediyor. Ona göre götürüyor. Erza kendi arabasıyla götürüyor. Araba tutup götürüyor kendi şeyinden, gücüyle. Yani çünkü bizim arabamız yok. Araba da tutsak para istiyor. Yani o parayı vermemiz için dernekten biz de çıkamıyoruz. Çünkü amaç eğitim olduğu için eğitime gidiyor çünkü gelen paralarımız. Çünkü eğitimi ancak toparlıyoruz. Şimdi şey olduğu zaman cebimizden oluyor. Arkadaşımız gidiyor, bakıyor, evini bir geziyor. Eğer durumu iyiyse notunu alıyor. Bir daha erzak yok. Eğer durum çok kötüyse tamam kızım sen bunu al. 15 günde mi olur, ayda bir mi olur? Sen gel, yine bir şey olursa sana verebiliriz. Veyahut da gidiyor bakıyor ki evinde hiçbir şey yok. O zaman düzenli erzak. Tabii düzenli erzağımızı verdiğimiz gibi bir de sosyal komiteyle çalışan arkadaşlarımız var. Çünkü mesela siz diyorsunuz ki telefon ediyorsunuz bize. Bende koltuk takım var, halı var, vitrin var, şu var, bu var. Ama biz de şunu söylüyoruz artık. Ya arkadaş biz arabayı göndereceğiz ama 20 lira veyahut da 25 lira. Araba parasını verebilir misiniz diyoruz. Yani çünkü artık bizler de yıprandık. Ama yine de yıpranmadık, ayaktayız, dikildik. Evet. Dik duruyoruz yani. Tabii. Yine de yıkılmadık. Çok şükür arkamızda eşlerimiz var. Evet. Eşlerimiz sağ olsun. Allah, yani arkadaşımız evet. Mahalle Hanım işte notunu alıyor, geliyor şu 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 lazım. Yani onların hepsi çok güzel oluyor. İkinci el giysilerimizden veriyoruz. Çok temiz giysiler geliyor. Tabii. Öyle arkadaşlarım giysi getiriyor ki geçen bana eve biri giysi getirmiş. Eşim şöyle bir açmış bakmış. Ya hadi gözün aydın dedi. Sana sıfır giysi gelmiş dedi. Evet. Abi baktım yok ya dedim bunlar sıfır değil dedim. Yıkanmış, ütülenmiş, tertemiz, mis gibi dedim.
Kokulu dedim, ondan dedim sana öyle geldim. Ben sıfır zannettim dedi. Yok dedim, onlar arkadaşım itinayla dedim gönderiyor. Yani öyle giysilerimiz geliyor. Yani bu Öyle de olması giysilerimiz lazım öyle tabii. de olması gerekiyor. Yani Tabii. çok çirkin olmaması için tabii insanlar çok dikkat ediyor. Tabii. Halkım çok temiz. Çok iyi niyetli insanlar var çünkü. Tabii atmaya kıyamayıp Evet. da size göndermek Tabii. olmaz yani. Bu Tabii. çok hani karşı taraftakinin de insan olduğunu unutmamak Tabii. lazım. Yani onlar da bizim gibi insan. Tabii. Onları kırmamak gerekiyor. Şimdi tabii bazı şeyleri bir yandan çeşitlilik de mal da çoğaldığı için hani Evet. giyim eşyası olsun, ev eşyası olsun. Hani ulaşmak eskiye oranla biraz daha kolay. Eskiden mesela bir koltuk takımı 20 yıl, 30 yıl Evet. insanları götürüyormuş ama şimdi 10 yıl. hani değiştirmek istiyor Evet. insanoğlunun yapısı. Buradakiler birilerinin de yenisi oluyor. Birisinin Evet. eskisi gibi düşündüğü şey bir başkasının Evet. yenisi olabiliyor değil mi? Bu Evet. anlamda da sürekli talep vardır. Özellikle öğrenci evleri çok var Öğrenci burada. evleri çok fazla. Şimdi Ayşegül Hanım zaten bayramdan sonra bizim öğrenciler. Hı. Bütün hedefimiz. Şimdi üniversite öğrenciler gelecek, burs isteyenler gelecek. Yine de burs diyorum, yine de para diyorum. Burs isteyenler gelecek, ikinci el ev eşyası isteyen gelecek. Yani perdesiydi, yatağıydı, yorganıydı, yatacak yeriydi, bir çek yatıydı. Yani bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Yani bunları da vermemiz gerekiyor yani. Evet. Okuyucu, okutucu aile Ona da çalışıyorlar. Arası sıkıntımız devamınız var var mı? Ayşegül Hanım. Ona da sıkıntımız var. Yani okutucu aile olsunlar istiyoruz. Yani kumbaraya para girdiği zaman az da olsa o çoğalıyor. Damlaya damlaya gör oluyor. Yani okutucu aile şart. İstiyorum yine okutucu aile, okutucu aile, okutucu aile. Bizim isteğimiz o. Yani bunlara çok büyük ihtiyacımız var. Neler yapıyor bu okutucu ailenin mesela ne yapıyor şimdi hiç duymayan acaba okutucu aile ne Ya demek diyen okutucu bir aile kişi için şöyle söylemek olur. Ayşegül Hanım. Yani paranın miktarı yok. Bize geldiği zaman biz zaten makbuzla alıyoruz o parayı. Bize öyle normal bir para giremez. Yasak bizde. Zaten girdiği zaman bizim şeyimiz olmaz. Onun için her getirdikleri 50 lira dahi, 10 lira dahi makbuz kesiliyor. Bağış makbuzu kesiliyor. Diyor ben her ay diyor şu kadar para getireceğim. Bizim bir defterimiz var. Siz diyor bana işaretleyin. Gelemediğim zaman beni uyarın. Arkadaşlarım sağ olsun o defteri açıyorlar. Bu ay mesela herkes getiriyor. Mesela ben. Ay Ayşe Hanım diyor bu ay unuttunuz galiba. Biz, ay diyorum özür dilerim geliyorum. Geliyor bizim bir kahvemizi içiyor. Çünkü bir de bizim şöyle bir prensibimiz var. Orada biz her gün bir arkadaşımız nöbetçi derneğimizde. Nöbette bir tencere çorba olsun kaynatıyoruz. Tabii bir çorba değil de arkası çok güzel geliyor. Yani arkadaşlar arasında ay bugün ben şunu pişireceğim bu nöbetim yarın seni pişireceksin. Yani bunu ama kapıdan her girene fakiri zengini bizim için fark etmiyor orada. Dışarıda halkın arasında fakir zengin fark ediliyor ama bizde hiç fark edilmiyor. Herkese bir tabak yemek ortaya konuyor. Allah kabul etsin diyor. Herkes karnını doyurup çıkıp gidiyor. İsteklerini söylüyorlar. Yani kim olursa olsun bunu biz ayda bir öğrencilerimize de yapıyoruz. Arkadaşlarımız, eğitim komitesi arkadaşımız topluyor. Ayda bir toplantı yapıyor. Bu çocukların ihtiyaçları neler lazım, neler yok, sağlık durumu. Psikolojisi bozuk olan çocuklarımız oluyor. Onlar şey yapıyorlar. Çünkü bize bir psikolog geliyor, bir psikomet geliyor. İsteğe göre hoca ayarlayabiliyoruz. O çocukların detaylarına girebilmek için. Onları yapıyoruz. O zaman dahi çocukları sofra hazırlıyoruz. Çocuklar bir öğlen yemeği yiyor. Çok mutlu oluyorlar. Kimi çocuklar hafta sonu olduğu için ayda bir cumartesi yapabiliyoruz. Gözleri mahmur mahmur gözlerini ovalayarak geliyor daha kahvaltı etmeden. Nasıl orada yemek yiyeceğim? Çünkü yok çocuk. Karnımı doyuracağım diye seviniyor. Yani çocuklarımızın çok ihtiyacı var. Onun için yani 3 lira da olsa 5 lira da olsa gün yapıyorlar hanımlar. Aslında günlerinde 15 günde bir günleri var. En az gündeki arkadaşlar 15 kişi. Birer lira para koysalar ayda 60 lira yapar. Bir öğrenciye verebiliriz. Yani bu çok önemli. Yani günlerde dahi hanımlar bu işlemleri yapmalar lazım. Yani biz artık her gittiğimiz yerde biz anlatıyoruz. Ben bazen gidiyorum ama arkadaşlar bu hafta herhalde hiç kimse zekat vermemiş diyorum. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Ayşe Hanım. Yani evde böyle bir bozuk para kumbarası bile olsa Evet, hani zekat kumbarası şurada derler ona.
Evet, onu hani elinize kalan evet. kuruşları bile atsanız aslında o bile bir şekilde dolar birisinin ihtiyacını evet. görür değil mi? Hani eskiler derlerdi zekat para, zekat kumbarası diye. Aslında koyacaklar bir kutu. Günlük 500 bir ne olursa kumbara dolduğu zaman alıp gelecekler. Bunu Anadolu Lisesi'nin de bir sınıf yapıyordu. Çok güzel de para getiriyor çocuklar. Bir ara yapıyorlardı. Onlar mezun oldu. İnşallah buradan çağrı yapıyorum. Şimdiki Anadolu Lisesi veyahut da normal liselerde, sınıflarda inşallah kendilerinden sonra gelecek çocuklara yani yardımlar olsun. Akmasa da damlar. Tabii. Yani ihtiyaç var. Yok hani, diye bir şey yok Ayşe Hanım. Şimdi şey gibi düşünüyor işte belli yardımları yapan kişilerin böyle çok hani hali vakti yerinde. Evet. O insanlar yapıyordur gibi düşünüyor ama aslında öyle bir şey yok değil mi? Herkesin yapabileceği herkesin hani 1 lira, 3 lira fark etmez. Kapasitesine göre Ayşe Hanım ya çok çok varlığı olur. Ay bakarsın yatlar katlar doludur 5 kuruş para olmaz. Ya aldığını gayrimenkule yatırmıştır. Kendi parayı hiç olmaz. Geliri kadar parası kalmıştır. Ama o da geliri kadar bir zekat atsa kenara tabii. yine biraz bir şeyler birikir. Hı-hı. Yani birikmez diye bir şey yok. Evet. Şimdi bu zekat ve fitre konusuna gelecek olursak özellikle hani Ramazan evet. artık son günleri hani fitrelerin yoğunca verildiği. Buradaki siz fitreyi ve zekatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi hani bazıları nasıl isterler söyle Ayşe. Hani kuruma verildiği zaman kurumun ihtiyacı gibi hani karışır mı deniyor? Yani biri yok. Zaten kişinin kendisine gider yok. Mi diye. Yani düşünenler olabilir. Siz nasıl yapıyorsunuz? Vallahi Ayşe Hanım öyle bir şey oluyor ki zekat vermeye geliyor arkadaş bize. Bir bakıyor ki dernekte bir sürü fikir. Diyor Zeki Hanım veyahut da arkadaşımız Muhalle Hanım diyor. Çağırayım hanımlarla görüş. Elinden ver istersen. İstersen bırak ben dağıtayım. Nasıl arzu istersen. Ve Muhalle Hanım'a inanır mısın elinde belki 10 tane zarf vardır. Hepsinin ismi yazılıdır. Hepsinin durumuna göre oradan 3 lira 5 lira diye hesap dağıtıyor onları. Kime ne verdi o zarfı olduğu gibi kişiye gidiyor eliyle teslim ediyor. Hem bir kahvesini içiyor. Bak diyor şuna 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 verdim. Bir kuruşun kalmadı. Ya karşıdaki bize güveniyor. Güvenmezse zaten getirmez. Onun için o kadar ihtiyaç var ki. Geçen bir aslam geldi. Biri bana zekat verdi. Dedim onu Ayşe ver dedi. Ben de birini kafaya koydum ona verecektim. Aa, bir baktım. Ondan daha kötüsü çıktı geldi. Gelmiş kalp iki tane anji olmuş. Şimdi açık kalp ameliyatı olacak. Gününü bekliyor. Eşi yok. Bir tane çocuğu var. Çocuğunu hadi götürdüm arkadaşıma giydirttim. Dedim ki al kızım bunu da senin ekmek parası et. Veren kişiye dua et dedim. Yani öyle bizim işlerimiz. Yani bir kuruşumuz kalmıyor. Daha biz kendimizden de ilave ediyoruz. Baktım ben mesela elimde dağıtıyorum 15 lira 20 lira kalıyor. Bu benim zoruma gidiyor. Üstüne ben kendim de ilave ediyorum. Gidiyor dağıtıyoruz yani çok şükür. Hakikaten dediğim gibi yani ama şu anda en çok şeyimiz eğitim için ihtiyacımız. Evet. Peki Ramazan'da. Şimdi mesela ihtiyaç sahibi kişiler size geliyorlar. Başka dernekler var. Onlara da gidiyorlar. Böyle hep bir kişiye falan gitme gibi bir durum oluyor mu yardımların? Ya zaten yoksa belli konuda... ediyor. Arkadaşım aniden konuşurken araya soruyor. Başka yerden de alıyor musun diye. Evet hayır ağzına çıkıyor. Hı-hı. Yani olur olmaz çıkıyor. Evet. O zaman tabii arkadaşlar inceliyorlar. Kimden alıyorsun? Ya zaten şöyle o kadar zor durumdalar ki. Arkadaşımız evine gittiği zaman zaten görüyor. Tabii. Şimdi kapıdan girerken Muhalle Hanım ismiyle hitap ediyor. Aa gel bakalım ne yaptın? Şunun oldu mu, bunun oldu mu? Şunu hazırladın mı, bunu hazırladın mı? Yani insanlar ezberledi artık. Hı hı. Yani o kadar çok insan var ki. Yani şu anda 100 kişiyi karşısına çıkart. Yüzünü de ismiyle hitap eder. Evinde ne var ne yok anlatır. Yani arkadaşımız böyle çalışıyor. Evet. Kapı kapı gezdi çünkü. Maşallah. Yani çok yoğun çalışıyor. Hı hı. Allah ona da ona göre veriyor. Allah kocasıyla mutluluk yaşatmak nasip etsin. Mübarek günde sağlıklı günler nasip etsin ona. Tabii hepinize inşallah. Hepimizle Allah beraber. Yani hakikaten çok zor çalışmalarımız. Olay evet. Yani para kazanmamız bir taraftan zor. Çocukları ayarlamamız zor. Fitre zekat için gelenler zor. Erzak için gelenler zor. Yani bunları kademe kademe atlıyoruz evet. Ayşegül Hanım. Şimdi tabii inşallah bayramda hani giydirenler de oldu. Evet. İnşallah güzel bir bayram i̇nşallah. Geçiririz. İnşallah. Bayramın hemen sonrasında okullar açılıyor. Hani bu bursun evet. ötesinde kırtasiye ve forma sıkıntısı var dediniz. Çok bu. Büyük sıkıntımız var Ayşe Hanım. Diyorum ya yani arzu ediyorlarsa kendileri büyük boy defterlerden. Hı
Aslında gittikleri zaman kırtasiye söylüyor. Ya ben şu kadar alıyorum. Gönlümden bir 10 tane geçti, bir 5 tane geçti. Bunu getirsinler bize. Biz öğrencilere zaten şeyimiz de çok güzel çalışıyor. Takdir olan çocuklar hedefimiz. Takdir teşekkür olanlar hedefimiz. Tamam öbürlerine de veriyoruz ama takdir teşekkür bizim çok hoşumuza gidiyor. Ve şu da var Ayşegül Hanım. Yani ben zenginim diye övünmeme gerek yok. Benim çocuğum okuma kapasitesine bakarım. Olmayanın çocuğu daha güzel okuyor. Ve onun için takdirle, gururla duyuyorum. O çocukların hepsine veriyoruz. Hiç kimseyi çevirmiyoruz. Şimdi okul başladı. Onun durumu. Arkadan Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nda da yine bağışlarını kabul ediyoruz. Nasıl şey yaparlarsa. Arkadaşlar şey yapıyorlar, kestiriyorlar. Onlar 15-20 gün sonra huzur evinin bu sahnesine konuyor. 15-20 gün sonra mahalle arkadaşımız çok çocuklu, fakir olan çok çocuklu ailelere onların da yanına biraz erzak ayarlıyoruz yine. Sağ olsun verenler oluyor. Onlarla beraber çok çocuklu ailelere dağıtıyoruz onları da. Yani biz hiçbir zamanımız boş geçirmiyoruz Ayşegül Hanım. Kurban'da da o şekilde. Kurban'da ben, şimdi hemen bu şey okullar açılmadan önce şunu da kabul ediyor musunuz diye soruyorum. Şimdi tabii çok güzel kırtasiye ürünleri var. Çocuklar evet. birini alıyor, diğerinde gözü kalıyor. Evet. Birinden hevesi geçiyor. Evet. Bakıyorsunuz ki bazı şeyler ya da okulu bitiriyor, ona gerek kalmıyor. Hani neredeyse sıfıra yakın, evet. az kullanılmış kırtasiye ürünleri olabiliyor. Yani evet. mesela boyalar vesaire. Evet. Hani bu tip şeyler getirildiğinde de... Onlar da değerlendiriliyor. Tabii onlar da değerlendiriliyor Ayşegül Hanım. Yani çocuk mesela ufak çocuk, veriyorsun sulu boyayı. 15 günde çocuk parçalıyor. Geldiği zaman... Çocuğum bak sana vermiş ki ama bunu da biraz daha idare et diye arkadaşımız zaten onu güzelce bantlıyor, yapıştırıyor. Onları düzeltiyor. İçinde fırçalarını temizliyor, koyuyor. Onlar da öyle hazırlıyor. Onları da veriyor. Hiçbir şeyimiz kalmıyor bizim. Hani onlar da değerlendiriyor. Olmayanlar hakikaten geliyorlar. Yani bir sefer değil, iki sefer değil, üç sefer değil. Her gelişinde yani bir defter dahi onlar için çok önemli. Tabii. Yani bunları yapıyoruz. Yani elimizden geldiğince sağ olsun. Yani yardımcılar oluyor. Allah razı olsun diyorum. Yine de biz kendi aramızda ayarlamaya çalışıyoruz. Yani para toplayarak, bir şey yaparak bunları halletmeye çalışıyoruz. Almazsak olmuyor. Çünkü çok kırtasiyemiz gidiyor. Defter kabına varana kadar silgisi, kalemi. Yani ne aklınıza geliyorsa pergeli, iletkisi, jetveli. Resim boyama defterler büyük boy, çizgili defterler, kareli defterler büyük boylardan. Yani onlar çok gidiyor. Yani onun için ihtiyacımız çok fazla Ayşe Hanım. Yani yine de duyuruyorum, insanlarımız çok duyarlıdır. Yani ellerinden geldiğince, şart değil günlerde ya bir topladıkları 10 lirayla 2 tane 3 tane defter olur. 2-3 defteri getirsinler bize versinler, biz çok mutlu oluruz. Yani o kadar çok ihtiyacımız var. Evet. Yani onun için yine de diyorum desteklerini eksik etmesinler bizden. Şimdiden teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. İnşallah önümüz açık olur, hedefimiz, ufkumuz geniş olur. Daha çok öğrencilerimiz olur. İnşallah. Öğrencilerimizi daha çok giydiririz güzel pırıl pırıl. Tabii. İstediklerini yaparız. Çünkü gelen genç kızlarımızdan veyahut da kazanıp giden genç kızlarımızdan hem şey basit de gelmiyor bir valiz. Yani ihtiyaç var. Gelmişler iki kardeşin ikisi de dışa gidiyor. Bize valiz lazım. Ne olur bize valiz. Şimdi bağış zekat veren arkadaşlarımız zarflarından veyahut da diyorum ben vermem lazımdı ben alayım. Ama zekat veren arkadaşlarımızdan malacım bakıyor zarfların hangisi müsait. Ondan diyor kızım sana eline vermiyoruz ama biz kendimiz gidip alıyoruz. Bilhassa ben kendim gidiyorum. Diyorum bak bu böyle böyle. Ona göre bana vereceksin, ben alacağım. Bedava istemiyorum. Ama biraz da pahalı istemiyorum. Tabii. Yani bundan artırdığımdan öbür çocuktan başka bir şey alırım üstüne ilave ederdi. Yani bunlar çok önemli Ayşegül Hanım ya. Tabii. Yani bunları inşallah daha çok hedeflere ulaşacağız. İnşallah.
Hani dilerim Tanrı'dan. Allah yardımcınız olsun diyelim. Teşekkür bu mübarek ederim. Günlerde hakikaten sıcak demediniz, işte niyetli izlemediniz, koşturdunuz. Sağ olun. Allah sevabınız, şey ibadetinize saysın diyeyim ama amin. Yapmış olduğunuz bu şeyler işte bir kelebeğin kanat çırpıp başka bir kıyıda fırtına yaratması gibi, evet. Yani suyun halkaları gibi etrafı çok büyük şekilde dağılıyor. Sadece bir yaptığınız yardım, hani verenle alanı buluşturmanın ötesinde bu kültürü de oluşturuyor. Yani Evet. gerçekten böyle bir boş zamanı olan insanlara örnek olmadığında, Evet. bir de okuttuğunuz çocukların yarın öbür gün mutlaka toplumumuza geri dönecek Tabii. çok iyi bireyler olacağına inanıyorum. Aynı kültürü de götüreceklerdir büyük bir İnşallah, ihtimalle. inşallah. Şimdi okuyan, kazanan bir tıp fakültesindeki öğrencimiz doktor Evet. olduğunda ihtiyaç sahibine bakışı daha başka olacaktır. Ya da ben de bir şeyler yapabilirim duygusu farklı olacaktır, değil mi? Ya da bir Tabii. öğretmenimiz. Çok Sonuçta bu farklı. öğrencilerin hepsi ileride bir şeyler olacaklar. Yani topluma katkı Şimdi sağlayacak insanlar. Ayşegül Hanım, ben onları şimdi tıp fakültesindeki kızımızla eğitimdeki kızımızı ben arada bir sabah kahvaltısına çağırıyorum hafta sonları. Hadi gelin diyorum, bir muhabbet edelim, sohbet edelim. Ve çocukların en çok dediği şu: biz de bir belirli yere gelelim. Bizim de yapacağımız bu Ayşe teyze değil. Çocuklarının söylediğini biliyorum. Konuşuyoruz. Onlarla beraber güzel bir muhabbet ediyoruz, kahvaltı ediyoruz. Onlar hadi bir şeyler uzak kalsın, aile ortamını özlemişler diye. Eşim de geliyor, bazen katılıyor. Hoşuna da gidiyor yani eşim de. Tabii eşimin sayesinde bunları yapabiliyorum. Çok mutluyum. Eşime teşekkür ediyorum buradan. Evet. Oğluma teşekkür ediyorum. Onlar bana destek olmasa ben bunları yapamam Ayşe Hanım. Ben de sizin nezdinizde bütün annelere teşekkür ederim bu Rica anlamda. ederim. Sevgilerimi ve selamlarımı yollayayım. Teşekkür ederim efendim. Programımıza geldiğiniz, katıldığınız için, hani bu yaşadıklarınızı paylaştığınız için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü önümüzde bayram, ardı okullar açılıyor. Evet. İzleyicilerimiz içerisinde de mutlaka ben de bir şeyler yapabilirim diyen birileri İnşallah. vardır. Onlara da sesimizi duyabildiysek ve birisinin derdine çare olmayı sağlayabildiysek ne mutlu bize de diyelim. Çok teşekkür ederim Ayşe Hanım, bize bu fırsatı verdiğin için. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza da kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun.